Berat Haber Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler Sayın Seyirciler. Günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündemimiz var. Hemen başlayalım. Başbakan Ünal Üstel Ankara temaslarının ardından Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından imal ettirilip İskenderun'daki Şampiyon Melekler Köyü'ne gönderilen konteyner bölgesinde incelemelerde bulundu Sayın Seyirciler. Başbakan Üstel incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada gönlümüz, aklımız, kalbimiz ana vatan Türkiye ile birlikte diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acıların paylaşılabilmesi için bir yumruk haline gelindiğini ve seferberlik ilan edildiğini söyledi. Konteyner bölgesinde yaptığı incelemenin ardından Antakya'ya giden Başbakan Üstel buradaki incelemelerinin ardından Adıyaman'a geçecek. Üstel Adıyaman'da İSİAS Otel ile ilgili soruşturmanın hangi aşamada olduğu konusunda görüşmelerde yapacak. Sayın seyirciler, detayları Başbakan'ın temaslarını takip eden arkadaşımız Ali Sefer aktaracak bizlere şimdi. Evet Ali, Başbakan'ın temaslarını takip ediyorsun. İskenderun'daki konteyner kent bölgesinde yapmış olduğu açıklamaları Başbakan'ın canlı yayınla ekranlara taşımıştık saat 11 sıralarında. Bu açıklamanın ardından Başbakan'ın programı nasıl gidiyor? Ayrıntılar sende. Evet Aysel, iyi yayınlar diliyorum. Senin de aktardığın gibi Başbakan Ünal Üstel ile bugün sabah Adana Havalimanı'nda buluştuk. Çünkü biz sabah erken saatlerde Kıbrıs'tan Adana'ya geldik. Biliyorsunuz Başbakan da Ankara'da temaslardaydı. Ve Adana Havalimanı'nda buluştuk kendisiyle. Tabii Başbakan'dan hemen önce de koalisyon ortakları buraya geldi. Sayın Arıklı ve Fikri Ataoğlu buradaydı. Başbakan'ı havalimanında karşıladılar. Ve hemen oradan hareket ettik. Şunu da aktaralım. Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nu oluşturan birliklerin temsilcileri de burada ki onların ismini bahsetmeden devam etmek istemiyorum. Çünkü yaklaşık 1000 konteynerin imal edilerek İskenderun'a gönderilmesi hedefleniyor. Büyük bir çalışma var. Bu 47 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle oluştu bu dayanışma platformu ve birer temsilci burada Başbakan'ın temaslarına katılıyorlar bizlerle birlikte. Evet, Başbakan da hemen Hatay Valiliği İlafet Adil Durum Müdürlüğü'ne gittik. Hiç beklemeden hemen buradaki çalışmalar başladı. Başbakan önce AFAD ekibinden bilgi aldı. Bunu da zaten aktarmıştık izleyicilerimize daha önce. Yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı ve kısa bir konuşma yaptı orada Başbakan. Özellikle sen de aktardın az önce, biz iki devlet bir milletiz sözleri üzerinde durdu ve Kıbrıs Türk halkının 6 Şubat sabahı derhal felaketi duyar duymaz harekete geçtiğini ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımlara, desteklere başladığını söyledi. Tabii Başbakan 25 kırım çocuğumuzu kaybettik, içimiz yanıyor, 50 bin Türkiye vatandaşının yanı sıra aynı duyguları, aynı acıyı biz de hissediyoruz ifadelerini kullandı burada. Ve hemen ardından bu Şampiyon Melekler Köyü'nün kurulacağı bölgeye gittik ki orası kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Parkı'nın olduğu yer. Oraya yaklaşık 1000 konteyner gelecek. Başbakan'a Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik ediyor ve oradaki incelemeleri birlikte gerçekleştirdiler. Orada da konuşmalar oldu. Buna fazla değinmek istemiyorum çünkü zaten BRT canlı yayını olarak sizlere, izleyicilerimize bu konuşmaları aktarmıştık. Ve birazdan yine Başbakan Hatay İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'ne gelecek. Burası görülmesi gereken bir yer. AFAD'ın Hatay'daki genel merkezi ve tam teçhizatlı buradaki uzman ekiplerle birlikte Başbakan birazdan bir önemli toplantıya girecek. Bunu da yine izleyicilerimize BRT üzerinden canlı olarak aktarmaya çalışacağız Aysel.
Evet Ali, Başbakan'ın oradaki temaslarını tamamlamasının ardından Ankara'ya da dönmesi bekleniyor. Bir önceki canlı yayınımızda aktarmıştı ama bir önemli noktada toplumumuzun hassasiyeti olan İSİAS Otel konusu. Orada İSİAS Otel'e ilişkin yapılan soruşturma konusunda bilgi de alacağını ifade etmişti. Başbakan, bu konuda neler aktarabilirsin bize? Evet, bu Berekliler Köyü'nün kurulacağı arazide düzenlenen basın toplantısında Başbakan bu konunun üzerinde de durdu ve özellikle Adıyaman'a gideceğini söyledi. Burada valiyle görüşüp daha sonra savcıyla bir araya geleceğinden bahsetti Başbakan. Biliyorsunuz bu İTİAS Otel konusundaki bir dava süreci var ve Başbakan Ünal İstel savcıyla bu konu üzerinde görüş alışverişi yapacak, bilgi alacak, bilgi aktaracak. Bu konuyla ilgili Başbakan'ın daha önce yaptığı açıklamalar vardı. Bu davanın peşini bırakmayacağı ifadelerini izleyicilerimiz hatırlıyordur. Bu konuyla ilgili savcıyla bir görüşmesi olacak Başbakan'ın bugün içinde. Ali, çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir gündem geçiriyorsunuz orada. Başbakan'ın temaslarını takip ediyorsun. Kolay gelsin diyelim sana. Ayrıntıları senden almaya devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel'in İskenderun'un ardından Hatay'a geçtiğini aktardı bize Ali ve orada Afet Acil Yönetim Merkezi'nde önemli bir toplantıya katılacağını ifade etti. Ali'nin de bahsettiği gibi buranın hemen ardındansa İSİAS Otel'e ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak üzere hem vali hem de oradaki yetkililerden bilgi alacağını ifade etti. Evet, Başbakan'ın temaslarına ilişkin detayları bir sonraki bültenlerimizde de sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi düne dönelim dilerseniz. Başbakan Ünal Üstel Ankara'daydı biliyorsunuz. Önemli temaslarda bulunmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekleri'nde hayatını kaybettiği İSİAS Otel hakkında Adıyaman Başsavcılığı'nın soruşturma açtığını ve konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Oktay, Derinya bölgesindeki sosyal konut projesinin ve deniz altından kabloyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektrik getirilmesi projesinin ön çalışmalarının başladığını duyurdu. Kıbrıs konusunda ise eşit uluslararası statüye desteklerinin tam olduğunu belirten Oktay, dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yaptı. Başbakan Ünal Üstel ise deprem süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Üstel görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne siyasi ve ekonomik desteğinin devam edeceğinin teyit edildiğini belirtti. Başbakan, evlatlarımızın ölümüne neden olanların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz dedi. Başbakan Ünal Üstel, Ankara'daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi olan deprem acısına ortak olduğunu söyledi. Adıyaman'da vefat eden Kıbrıs Türk'ü voleybol kafilemiz Şampiyon Melekler yüreğimizi yakmıştır. Daima kalplerimizde yaşayacak evlatlarımızın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve bu kapsamda 3 kişi tutuklanmıştır. Dava sürecinin takipçisi olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin öncülüğünde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nun deprem bölgesinde inşa edeceği Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Konteyner Köyü kenti için, konteyner kenti için tüm Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yine teşekkür ediyor. Şampiyon meleklerimizin isimlerini ve anılarını daima yaşatacağımıza, kalbimizde yaşatacağımıza da özellikle ifade etmek istiyorum. Oktay, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin fikir birliği içinde her gün ilerlediğini kaydetti. Ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesi gibi alanlarda ilerliyoruz. İki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması,
Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni işbirliklerimizin ön çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal sigorta sistemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik KKTC devlet projesini kullanarak teknik çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Uyumlandırmayı gerek dijital imkanları kullanarak, gerek karşılıklı idari düzenlemelerle hızla tamamlayacağız. Derinya bölgesinde 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan Yaşam Şehri projesinde ilk etapta inşa edilecek konutların plan ve projesi de tamamlanmıştır. Gerekli adımları karşılıklı atarak Derinya sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız. Kuzey Kıbrıs belediyelerinin reform destek paketi ödemeleri de yine tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde belediyelerde daha verimli bir bütçe yönetimi yönünde desteğimizi yine sürdürürken yerelde ihtiyaç duyulan ek finansal kaynakları da sağlamaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk'ünün temsiliyet mührü yine Cumhurbaşkanlığı ile ilgili orada Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi projesi inşaat çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. EKKTC programı kapsamında yer alan 22 projenin 15'i tamamlanmış ve aktif kullanıma açılmıştır. Yine Girne Askeri Hastanesi yapımında önemli ilerlemeler kaydettik. İnşallah bu yıl içerisinde inşaatını tamamlamış olacağız. Gençlik ve spor yatırım projeleri çerçevesinde Lefkoşa Çetinkaya Türk Spor Kulübü Taksim sahasını tamamladık. Girne Boğazköy Boğaz 74 futbol sahası, Lefkoşa Cimnastik Salonu ve İskele 1461 Trabzonspor Kulübü futbol sahasını kapsayan 5 tesisin sözleşmeleri imzalanmış ve yapım süreci başlamıştır. Tarımdan hayvancılığa, kadın kooperatiflerinden girişimci desteklerine, Kıbrıs Türk'ünün her kesimine ulaşan desteklerimizi de sürdürüyoruz. Ayrıca yine Kıbrıs'taki devam eden projemiz olan hastane ile ilgili çalışmalarımızda da yine aynı hızla devam ediyoruz. Bu projemizi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde hazır hale gelecek 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamızı hem projeler hem de mali çerçeve itibariyle bugüne kadar oluşturduğumuz altyapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacaktır. Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kıbrıs Türk'ünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Oktay, eşit uluslararası statüye desteklerinin tam olduğunu vurgulayarak dünya ülkelerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yaptı. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti'nin destek sağladığını ifade eden Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan depremzedelere her alanda desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz dedi. Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, Oktay'la görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerek siyasi gerekse ekonomik desteğinin artarak devam edeceğinin teyit edildiğini belirtti. Üstel, 6 Şubat depreminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaklaşık 49 can kaybettiğini, on binlerce insanın yaralandığını ve milyonlarca insanın evinden olduğunu söyledi. Yaşanan deprem felaketinde 49 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı insanımız da can kaybına uğramıştır. Bunlar arasında ne acıdır ki voleybol şampiyonası için Adıyaman'da bulunan 25 küçük iş sporcumuz da bulunmaktadır. İki ülke olarak tarihimizin en büyük felaketiyle yüzleştik. Büyük ve ortak acıyı birlikte yaşadığımız sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha milletimize şahsım, halkım adına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Değerli basın mensupları, deprem süresi boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak
yıllardır her hal ve şartta tek vücut olarak yanımızda duran ana vatanımızın yanında olmak için bizler de elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Deprem haberini alır almaz tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgesine sevk ettik. Deprem süresi boyunca 500'e yakın arama kurtarma ekibi ve 150'ye yakın iş aracıyla tüm arama kurtarma çalışmalarına destek sağladık. Yayınlanan verilere göre Azerbaycan'la birlikte Türkiye'ye en çok uluslararası arama kurtarma ekibi göndermiş iki ülkeden biriyiz. Bu da zor günde gerçek, üç devlet, bir millet olarak hareket ettiğimizin en somut göstergelerinden bir tanesidir. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanında deprem felaketinin yaralarının sarılması için 100'e yakın tır deprem bölgelerine insani yardım ulaştırdık. Ekonomik örgütlerimiz ile hükümetimizin oluşturduğu ortak bir platformla 1000 prefabrik konutun hazırlanıp deprem evlerini kaybeden insanlarımıza gönderilmesi için çalışmaları başlattık. Türkiye hükümetinin uygun gördüğü yerde konutların kurulması çalışmalarını başlattık. Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü ismini taşıyacak 1000 konutluk yaşam merkezi, inşallah 5000'e yakın insanın geçici de olsa barınma ihtiyacının karşılanmasına vesile olacağız. Üstel Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiye'nin yanında olduğuna da işaret etti. Kıbrıs Türk halkı Kurtuluş Savaşı süresince de konuyu bu duygularla yaklaşmış ve dönemin İngiliz hükümetinin tüm engellemelerine rağmen elinde avucunda ne varsa cepheye göndererek Kurtuluş Savaşı'na da katkı sağlamış bir toplumdur. Bugün aynı noktadayız. Bizim ve halkımızın düşüncesi açıktır. 10 yıllardır her şartta halkımızın yanında duran ana vatan Türkiye'mizin, kardeşliğimizin bugün değil de ne gün yanında olacağız, ne gün yardıma koşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli basın mensupları, Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye geçmişe oranla çok daha güçlü bir ülkedir. Türkiye artık dünyada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye içinde bulunduğumuz coğrafyanın tartışmasız lideri konumundaki ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti halkı kendi ülkesini tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en zor anda dahi ayağa kaldırmayı başaracak güce bir halktır. İnanıyorum en kısa sürede Türkiye ve milletimiz bu acı dolu günleri atlatacak ve yaşananlardan dersler çıkararak çok daha güçlü bir şekilde gelecek yolculuğuna devam edecektir. Bizler de Kıbrıs Türk'ü olarak Türkiye'nin bize ihtiyaç duyduğu her noktaya olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkililerine teşekkür eden Başbakan Üstel, güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir vurgusu yaptı. Milletimizin büyük kayıpları yaşanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli kayıplar yaşanmıştır. On binlerce insanımız buna benzer felaketleri yeniden yaşamaması için yargı süreçlerinin hızlı şekilde tamamlanması ve suçluların hak ettikleri cezaları alması son derece önemlidir. Türk yargısına ve sizlere güvenimiz tamdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çocuklarını kaybeden insanlarımızın da bizlerin de talebi evlatlarımızın can kaybına uğramasına neden olan
tüm suçluların hak ettikleri cezaları almasıdır. Evet, şimdi Cumhurbaşkanlığına uzanacağı Sayın Seyirciler, Cumhurbaşkanlığında bugün önemli iki diplomatik görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk olarak Avrupa Komisyonu'nda yapısal reform destekten sorumlu genel direktörü Mario Nava'yı, ardından da Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemarie Di Carlo'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelere ilişkin detayları muhabirimiz İçim Yalovalı bizlerle paylaşacak. İçim, ayrıntıları hemen senden alalım. Cumhurbaşkanlığında iki önemli görüşme gerçekleştirildi. İki görüşme de sanırım şu an bitmiş durumda. Bize neler aktaracaksın? Sendeyiz. Evet, Cumhurbaşkanlığı bugün diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Tatar ilk olarak Avrupa Komisyonu yapısal reform destekten sorumlu genel direktörü Mario Nova'yı kabul etti. 10.45'te başlamıştı görüşme ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme öncesinde ve sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemarie Di Carlo'yu kabul etti. Görüşme az önce tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasını daha sonra canlı olarak aktarmaya çalışacağız. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'a özel temsilcisi Ergün Olgun, Di Carlo'ya ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik etti. Az sonra dediğim gibi Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu an için buradan aktaracaklarımız bunlar. Evet, içime teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığında iki önemli görüşme gerçekleştirildi. İki görüşme de az önce tamamlanmış oldu Sayın Seyirciler. Cumhurbaşkanının görüşmelere ilişkin değerlendirmesini ilerleyen dakikalarda canlı yayınla ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Evet, içime teşekkür ederim ve Di Carlo Christodoulidis görüşmesine göz atalım. Şimdi de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin siyasi işler ve barış inşası konuları yardımcısı Rosemarie Di Carlo Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis'le de görüştü. Di Carlo görüşme sonrası yaptığı açıklamada genel sekreterin Kıbrıs sorununun çözümüne destek taahhüdünü yineledim dedi. İşte ayrıntılar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin siyasi işler ve barış inşası konuları yardımcısı Rosemarie Di Carlo, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına desteğini yineledi. Rum basınına göre bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis ile görüşen Di Carlo, görüşme sonrası yaptığı kısa açıklamada Christodoulidis ile Kıbrıs sorununu derinlemesine görüştüklerini belirterek, Genel Sekreter'in Kıbrıs sorununun çözümüne destek taahhüdünü yineledim dedi. Rum Başkanlık Sarayı'nda saat 10'da başlayan ve 1 saat süren Di Carlo Christodoulidis görüşmesine Genel Sekreter'in Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart, Di Carlo ile birlikte New York'tan gelen iki Birleşmiş Milletler yetkilisi ve Birleşmiş Milletler'in adadaki iyi niyet misyonu yetkilileri katıldı. Rum tarafındansa Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum müzakereci Melanos Melanu, sözcü Konstantinos Letimbiotis, diplomatik büro şefi Mario Elena Ruda ve basın ofisi müdürü Victoria Papadopoulos hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gitti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya giden Ertuğruloğlu, yarın Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ve Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım teması ile yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları katılacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Namık Kemal Lisesi için 25 sınıf ayırmayı teklif ettiğini, ancak öğretmenler, okul yönetimi ve okul aile birliğinin değerlendirmesiyle eğitimin bugünden itibaren çadırlarda devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi'nin geçici olarak Yeniceköy'deki eski polis okuluna taşınacağını da ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT Ana Haber Bülteni'ne bağlanarak okullarla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, online eğitimin çok tercih ettikleri bir model olmadığını ifade ederek, yüz yüze eğitimde ısrarcıyız dedi. Çavuşoğlu bu süreçte Doğu Akdeniz Üniversitesi ile istişareler yaptıklarını anlattı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Namık Kemal Lisesi için 25 sınıf ayırmayı teklif ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenler, okul yönetimi ve okul aile birliğinin bunun yerine eğitimin çadırlarda devam etmesi yönünde bir karar aldığını, bu bağlamda eğitimin çadırlarda devam edeceğini söyledi. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel'in temaslarına ilişkin detayları paylaşmıştık. Sanırım şu anda Başbakan açıklama yapıyor. Hemen kameralarımızı uzatalım. Belediyemizde bölgede bir fiil görev almakta ve çalışmalara destek bulmaktadır. Bunun yanı sıra uluslararası toplumda çok yoğun desteklerini gördük. Hem arama kurtarma çalışmalarını hem de arama kurtarma sonrası insan yardım faaliyetlerinin koordinasyonunda bu kapsamda 17 yabancı STK'da Hatay ilinde çalışma yürütmektedir. Afet Sağlık Grubu çalışmalarımız noktasında ilk günlere göre 11 hastanemiz hem bakım onarımı hem de yeni kurulan sahra hastanelerimiz oldu. Güvenlik ve trafik çalışma gruplarımıza yeteri kadar güvenlik personelimiz sahada görev yapmakta. En önemli bulacağım hususlardan bir tanesi yürütülen hasar tespit çalışmaları. Şöyle bir tablo üzerinden arz edecek olursam, Hatay'da il genelimizde 350 bine yakın binamız var, yapı stoğumuz var. Bu da yaklaşık 900 bine yakın bir bağımsız birime tekabül etmekte. Yapılan hasar tespit sonuçlarının incelemesine baktığımızda acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı konu sayısı 265 bin. Bu veriler ışığında baktığımızda çok ciddi önemli bir yıkım söz konusu. Bir yandan bu çalışmalar devam ederken jeolojik etüt çalışması dediğimiz deprem sonrası ikinci afet olarak da tanımlayabildiğimiz kaya düşmesi heyelanla ilgili de etüt edilen yapılarımız bulunmakta. 427 yapılar, 380'in yapısı çalışmaları tamamlandı. Önemli bir konu başlığımız enkaz kaldırma faaliyetleri. Yıkık yapı olarak baktığımızda Hatay'da 13.086 yıkık yapı var. 7.380 de acil yıkılacak yapı var. Bu ikisinin toplamı 21 bine yaklaşıyor. Bu kapsamda özellikle il ve ilçelerimizde yıkık yapılar arasında 1400'e yakın enkaz kaldırıldı. 1173 yapının da acil yapı olarak yıkımı gerçekleştirildi. Günlük 14 hafriyat alanında çalışma sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın afetlerin barınma ihtiyaçlarını gidermek noktasında çadır dağıtımlarımız devam etmektedir. Bugün itibariyle 130 bine yaklaşan bir çadır dağıtımı yapıldı Hatay il ve ilçelerinde. Günlük olarak gelen çadırlarımız aynı gün en geç akşamına kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. 130 bine yakın bir çadır dağıtımı söz konusu. Sadece çadırken alanlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın sayılarını ve diğer ihtiyaçlarını takip ediyoruz. İlimize özellikle çadır kent ve konteyner kent alanlarında kullanılmak üzere mobil, WC ve duş konteynerleri de sevk ediliyor. Bu yansıda kurulan çadır kentlerden bazı görseller bulunmakta. Kırıkan ilçemize ait, Hasra ilçemize ait görseller. Bu görselimiz Antakya merkezde. Çadırların yanında bir de konteyner kent alanları oluşturulmuş durumda. 102 noktada 32 binden fazla konteyner yerleştirilecek. Fiili olarak şu an sahada 6.000'den fazla konteyner yerleşmiş durumda ve aynı zamanda konteynerlere kurulan konteyner kentlere de vatandaşlarımız, AFS'lerimiz belli bir sıraya ve öncelik sırasına göre alınmakta. Bu görselde de geçici konaklama alanı olarak dediğimiz konteyner kentlerin görselleri bulunmakta. Afet Beslenme Grubu Kızılay'ımızın koordinasyonunda yoğun bir şekilde çalışmakta. Bu zamana kadar 35 milyondan fazla öğün sıcak yemek hizmeti verildi.
Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığımız 250 bine yakın APS diye ulaştı. Gerek mobil gerek sabit ekipleriyle devamlı çalışma halindeler. İlimize gelen aynı bağışların yönetimi ve koordinasyonu noktasında aynı bağış ve depo yönetiminden sorumlu Aile Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığımızın koordinasyonunda şu zamana kadar 6000'e yakın tır, yardım tırı, içerisinde hem gıda kolisi hem kişisel hijyen kolisinden taşıyan yardım tırı bölgeye ulaştı, ilimize ulaştı. Ve hem gıda kolisi dağıtımı, hem hijyen kolisi hem de su dağıtımları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda vatandaşlarımıza daha yakın hizmet sunabilmek adına hem konteyner hem de çadır kent yakınlarında sosyal market adını vermiş olduğumuz temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanabileceği alanlar oluşturdu. Bu noktada 42 tane sosyal marketimiz var hem Hatay merkezinde hem de ilçelerimizde. Vatandaşlarımızın tahliye talepleri olmuştu depremin ilk günlerinden bu zamana kadar. Son günlerde biraz azalmakla birlikte biz tahliye konusunda da kendilerine yardımcı olduk. Otobüslerle, tren, uçak ve gemilerle 70 bine yakın tahliye yapıldı. Aynı zamanda kendi araçlarıyla tahliye olmak isteyen vatandaşlarımıza da nakli yardımlar yapıldı. Hatay Havalimanımız 2-3 günlük bir deprem sonrası, 2-3 günlük bir aradan sonrasında kullanıma açıldı. Özellikle hem yurt dışı hem de uluslararası yardımlar yoğun bir şekilde havalimanımıza intikal etmekte. Milliyetin Bakanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Jandarmamızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bölgede hem güvenlik, trafik, asayiş hem de çadır kentlerinin desteklenmesi noktasında önemli çalışmaları var. Doğalgaz, enerji, haberleşme ve altyapılarda iyi bir durumdayız. İlk zamanlara göre baktığımızda içme suyunda yaklaşık %90'a yakınlık bir oranımız var. Elektrik verilemeyen yer yıkık ve acil yapılar haricinde kalmadı. Haberleşmede de gerek sabit gerek mobil baz istasyonlarıyla iletişimi de sağlamış durumdayız. Kapalı durumda olan bir yolumuz da bulunmamaktadır. Valilerimizin koordinasyonunda hem su kanalizasyon hizmetleri, hem çöp toplama ve ilaçlama hizmetleri, hem de mobil WC ve duş konteynerlerinin temizlik çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bunun yanı sıra hayvan barınaklarına destek veren belediyelerimizin koordinasyonunda sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanları da barındırmaktadır. Değerli basın mensupları, değerli izleyenler, bugün Cumhurbaşkanlığında iki görüşmemiz oldu. İlk sabah saatlerinde Avrupa Birliği Komisyonu Genel Direktörlerinden Maria Nova Kıbrıs ziyareti bağlamında bizlerle çeşitli farklı konuları görüşmüştür ama hepinizin de bildiği gibi bugün basına da yansımıştır. Kormacit'te oradaki Maroc Ereğli Avrupa Birliği ve UNDP destekli bir merkezin açılışı ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının büyük bir rahatsızlığı olmuştu. Onun teknik detaylarıyla ilgili olarak kimlerin davet edildiği, kimlerin çağrıldığı yönünde. Buna karşı biz geçenlerde burada bir üst koordinasyon kurulu yaptık. Sayın Başbakan Bakanlık Kurulu'nda bunu gündeme getirdi. Bilare kendilerine yazılar iletildi. Bunu şiddetle kınadığımızı bugün sabah da buraya gelmeden önce bu meselenin çözüldüğüne yönelik haberler geldikten sonra bunu burada değerlendirdik. Ve bizlerin de tabii ki belediye başkanımız ve milletvekilimizin oraya davet edildiği yönündeki bize teyidinden sonra hassasiyetimizi ortaya koyduk. Çünkü bilecekler ki evet çeşitli farklı projeler, çeşitli farklı bir takım süreçler olabilir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim egemenliğimizdedir. Bizim devletimiz, bizim kurumlarımız, bizlerin kuruluşları ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin evet Güney Kıbrıs'ta farklı ilişkiler olabilir. Çünkü Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nin bir devletidir. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor olabilirler. Bizlere bakış açıları farklı olabilir ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir takım resmi açılışlar, bir takım farklı yaklaşımlar asla biz kendi otoritemizi başkalarının inisiyatifine terk etmemiz mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde egemen bizleriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamlarının dilediği gibi ve onayıyla bazı açılışlar ve prosedürler yapılır. Dolayısıyla bunu da kendilerine en samimi hassasiyetimizle ilettik. Ve bundan sonraki ilişkilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki projeler olsun, açılışlar olsun, bir takım farklı organizasyonlar olsun, ortak surette bizlerin onayı ve bizlerin teyidiyle bütün bunların olabileceğini kendisine ifade ettik. Çünkü gerçekten Brüksel'den bakıldığında
bazı yanlış algılar oluşmaktadır. İşte onların tanıdığı devlet Kıbrıs Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili olarak bu arada farklı yaklaşımlar ve bizlerin asla kabul edemeyeceği bir anlayışla buradaki bu projelerin devam etmesi mümkün değildir. Elbette biz medeni yaklaşımlarla, ben Cumhurbaşkanı'nın hepinizin bildiği gibi ekibim de burada teknik komiteler bağlamında hem Avrupa Birliği ile hem Güney Kıbrıs'ta bir takım her iki halkın faydasına olabilecek bir takım projelere biz de destek veriyoruz. Sağlık konularında olsun, ekonomi konularında olsun, kültür mirasında olsun, kriminal olaylarda olsun, şimdi deprem konularında olsun, çeşitli farklı komitelerde işbirliği, diyalog ama esas olan bizim açımızdan bütün bu diyalog içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının da dikkate alınması. Ona göre, onun için hatırlarsanız 1 Temmuz 2022'de karşı tarafa önerilerim oldu. Hem bir Reşat Özden'den hem de Avrupa Birliği'ne bilgi vermek suretiyle. Bir kere ada etrafındaki doğal kaynakların, ki bugün sabah bunlar da konuşmuştur, bu doğal kaynaklar hepimize aittir. Dolayısıyla burada eğer önümüzdeki süreçte gerçekten ciddi adımlar atacaksa mutlak surette Türkiye'nin de desteğiyle komitelerin oluşması, bu komitelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının da olması ve ona göre gerekli araştırmaların ve çalışmaların yapılabilmesi. Bu bağlamda enerji konularında, yenilenebilir enerji yatırımlarında yine bir anlaşma olabilirse Türkiye'den buraya aktarılan sunun paylaşımı, düzensiz göç gibi konularda da işbirliğinin yapılabilmesi için mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının bu çalışmalarda, bu komitelerde, bu organizasyonlarda mutlak surette yer alması gerekmektedir. Bunları detaylarıyla, bizlerin hassasiyetleriyle bu sabah Maria Nova ve ekibine anlattık. Ve tabii ki onların da bu hassasiyeti Brüksel'e ve Brüksel'deki makamlara iletmelerini temin ettik. Esas olan burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının hakkıdır, hukukudur, çıkarıdır. Burada milli bir mücadele verilmiştir. Ve dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının halkın egemenliğini hiçbir kimsenin kendi inisiyatine bırakıp terk edecek değiliz. Bunların ne anlama geldiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Otoritesi'nin ne kadar bizler için değerli olduğunu, bütün bunları da anlattıktan sonra kendileri de sanıyorum ki anlayış göstermişlerdir. Daha sonra biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Sayın Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüşmemiz olmuştur. Kendisi bize Sayın Genel Sekreterinin selamını getirmiştir. Depremden dolayı hepimize tekrar geçmiş olsun dileklerini ifade etmiştir. Ve Kıbrıs konusuyla ilişki olarak yeni liderin Güney Kıbrıs'a seçilmesiyle acaba yeni bir anlayış, yeni bir süreç başlayabilir mi noktasında araştırmalar yapmakta olduğunu ifade etmiştir. Biz de kendisine tabii ki Kıbrıs konusunun tekrar bir geçmişini, özünü ve bizlerin içinde bulunduğu bu pozisyonda evet diyalog, evet bir takım teknik komiteler bağlamında her iki tarafında faydasına olacak çalışmalar ama esas olan esas görüşmelere geçmek için 27-29 Nisan 2021 Cenevre görüşmelerinde orada Sayın Antonio Guterres Genel Sekreterinin huzurunda 5+1 toplantısında ortaya koyduğumuz yeni önerilerimizin, yeni siyasetimizin egemen eşitliğimiz ve dolayısıyla egemen eşitlikle birlikte eşit ulusal statümüzün tanınmasıyla resmi müzakerelere geçebileceğimizi bunları detaylarıyla kendisiyle paylaştık. Kıbrıs'a esas olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, güneydeki Kıbrıslıların işte Kıbrıs, Kıbrıslarındır ve dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa Avrupa Birliği içerisinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bizim entegre olmamız yoluyla ancak bunun olabileceği anlayışının hakim olduğunu, bunun bizim tarafımızdan asla kabul edilemez olduğunu, çünkü bizim Kuzey Kıbrıs'ta kendi devletimizin ve bu devletin esas itibariyle 60 yıldır burada sürdüğünü ifade ettikten sonra egemenliğinin ne anlama geldiğini. Egemenlik, bir iki kendi geleceğinizi kendiniz tayin edersiniz. Onun için self-determinasyon hakkı dediğimiz 1960 anlaşmalarından kaynaklanan ve 1960 anlaşmaları öncesinde yapılan bütün o görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Rum tarafı kadar egemen olduğunu, bunun ne anlama geldiğini ve dolayısıyla federal temelde bir anlaşmanın olabilmesi için 50 yıldan fazla bir süreç boşuna gittiğini, netice alınmadığını,
gerek anlam planı zamanında yapılanlar ve alınan neticeler ve daha sonra Crans-Montana'da yapılan görüşmelerden herhangi bir netice çıkmaması ve dolayısıyla benim Cumhurbaşkanı seçilmeden sonra yeni siyaset, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü. Bunu aynen kendisine ifade ettiğimizi bir kez daha buradan halkımla paylaşmak istiyorum. Biz iyi niyetliyiz. Evet, görüşmeden ve işbirliğinden asla vazgeçmeyiz ama resmi görüşmelere geçmek için resmi görüşmeler, yani sürekli olarak Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik bir sürece girilecekse egemen eşitliğimizin kabul edilmesi gerektiğini tekrar Rosemary DiCarlo'ya bu sabah burada ifade ettik. Yaşar Cumhurbaşkanlığı'nda iki önemli görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalar yapıyor görüşmelere ilişkin. Ama bu arada Başbakan Üstel Hatay'da Afet Acil Yönetim Merkezi'nde AFAD yetkililerinden bugüne kadar depremde yapılanlara ilişkin bir bilgi aldı. Şu anda açıklamalarda bulunuyor. Yeniden Başbakan'ın açıklamalarına dönelim. Bölgesine yolladık. Arama kurtarma çalışmalarında 500'e yakın arama kurtarmacı ve 150 büyük iş gücü aracı görev yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaptığı bağışlarla elde ettiğimiz insani yardımları 100'e yakın tırla sizlere ulaştırdık. Hükümetimiz ve iş insanlarımızın kurduğu ortak platform yürütülen kampanya çerçevesinde ilinize 1000 prefabrik konutluk Şampiyon Melekler Köyümüzün kurulum çalışmaları bugün başladı. Çok kısa bir sürede prefabrik konutlar 5000 insanımıza sıcak ve güvenli bir barınma ortamı sağlayacaktır. Deprem bölgelerinden ülkemize kaçıp gelen depremzede kardeşlerimize her tür yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde okuyan ve bu bölgede yaşayan üniversite öğrencisi çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz. Onları da asla sahipsiz bırakmayacağız. Onlara yönelik gerekli yardım programlarını başlatmış durumdayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden millet olarak bizim adeta kardeşlik sınavımız gibidir. Ama ortaya çıkan kucaklaşma bu sınavı da başarıyla geçtiğimizin en somut göstergesidir. İki devlet, bir millet olarak yürekten, gönülden sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Acınız acımızdır. Kayıplarınız kayıplarımızdır. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha ana vatanımıza geçmiş olsun diyoruz. Burada canla başla yardım çalışmalarını sürdüren AFAD'a ve diğer tüm gönüllü sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz. Bu zor günler ancak ve ancak birlikte çalışarak atlatılabilir. Şimdi bir olma, güçlü olma ve ortak hareket etme zamanı. Şimdi kardeşlik ve dayanışma zamanıdır. Türkiye güçlü bir ülkedir ve mutlaka bu sıkıntıların da üstesinden çok kısa bir sürede gelecektir. Hatay, İskenderun inanıyorum ki yeniden ayağa kalkacaktır. Burada hayatının normale dönebilmesi için sadece insan da gerekmektedir. Dolayısıyla memleketinize sahip çıkınız. İllerinize sahip çıkınız. Bu vesileyle bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Evet Sayın Seyirciler, yoğun bir gündemle ilerliyoruz gün ortasına. Öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayına ekranlarınıza getirdik. Ardından Başbakan Üstel önce İskenderun ardından Hatay bölgesindeydi. Hatay bölgesinde afet acil durum sanırım yeniden Cumhurbaşkanlığına dönüyoruz. Cumhurbaşkanının açıklamalarını getiriyoruz tekrardan ekranlarınıza. Kaz Montana'yı yaşadık. Ondan önceleri vardır ki biliyorsunuz eski bir Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis 15 farklı çözüm önerisi planı Rum tarafı bu zaman içerisinde reddetmiştir. 15 farklı birleşen öneri reddetmiştir ki bunların çoğunu kurucu Cumhurbaşkanı Raif Denktaş bunların yakınına gelmiş biri olarak hep bunların reddedildiğini gördük. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafıyla Türkiye her zaman yapıcı olmuştur. Ama artık tabii ki daha fazla zamanın boşa çıkmaması için yeni siyaset. Bu yeni siyasetin koşulu da egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü. Az önce kendilerine bunu tekrar ifade ettik. Önemli olan tabii ki burada dik durabilmektir. Çünkü çeşitli farklı baskılar vardır. Ama bu baskılara Kıbrıs Türk tarafının çok alışkan olduğunu. Hala daha evet siz iyi niyetten bahsediyorsunuz. Siz işbirliğinden bahsediyorsunuz. Siz komitelerden bahsediyorsunuz. Ama hala daha ambargolar, izolasyonlar, spora yönelik tehditler, bizim çocuklarımızın, gençlerimizin hiçbir yerde uluslararası müsabakalarda yer alamamaları, ekonomik direkt uçuşun olmaması, direkt ticaretin olmaması, gemilerin Kıbrıs'a ancak Türkiye üzerinden gelebileceği noktasında uluslararası toplumun, uluslararası camianın Rumların tehdidiyle Avrupa Birliği'nin bir bakıma müdahalesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve kalkınması da engellenmektedir. Ama bu tabii bize bir tehdit olarak sökmüyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim için önemli olan bu devleti yaşatmaktır. Halkımızın geleceğine yönelik kendi kaderini tayin etme hakkı, self-determination hakkının sonuna kadar sürdürmesidir. Egemenliğimizdir, hürriyetimizdir, bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür. Bütün bunlar bizler için kutsal değere haiz kavramlar ve kazanımlar olduğu için biz bunlardan asla taviz vermeyeceğimizi yine söyledik. Ve yine tabii ki pozisyonumuzu korumaya çalışacağımızı ifade ettik. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Cumhurbaşkanının değerlendirmelerini de elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Aynı anda Başbakan Üstel de Hatay'da AFAD yetkililerinden hem bilgi aldı hem orada açıklamalarda bulundu. Bunu da canlı yayın ekranlarınıza getirmeye çalıştık sayın seyirciler. Bu iki açıklamanın detaylarını ilerleyen bültenlerimizde izleyebilirsiniz. Şu anda çok fazla bir şey aktaramayacağız sizlere çünkü zamanımız kısıtlı. Diğer haberlerimizde sizlere aktarmamız gerekiyor. Evet, devam edelim bültenimize. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yapı denetimi ve güvenliği gündemiyle belediyelere başlattığı ziyaretlerini sürdürüyor. Bu haberin ayrıntılarına bakalım şimdi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyeti yapı denetimi ve güvenliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği değişiklik yasa önerisi, imar değişiklik yasa tasarısı konularında belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Gazi Mausa Belediyesi'ni ziyaret etti. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Gazi Mausa Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıya Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Mimarlar Odası'ndan Genel Sekreter Simzer Kaya ve Batuhan Bayramoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü Mustafa Özmert ve Makine Mühendisleri Odası Teknik Personeli Hasan Karaoğlu ile Gazi Mausa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay'la belediye yöneticileri katıldı. Ziyarette Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Tunç Adanır, imar yasasıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde yaşanan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği değişiklik yasa önerisi, imar değişiklik yasa tasarısı sürecini Başkan Uluçay'la paylaştı. Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında ülkedeki mevcut yapılar ve okulların genel değerlendirmesinin görüşüldüğü ziyarette, belediyeler yasasının 17'ye 6. maddesindeki
yasasındaki değişiklik kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolü ve proje müelliflerinin nasıl daha aktif olacağı hususu da konuşuldu. Ziyaret kapsamı da ileriki süreçte riskli olan binalarla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası ve belediyelerin işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan iller arasındaki Adıyaman ve Şanlıurfa'yı bu kez de sel vurdu Sayın Seyirciler. Adıyaman 1, Şanlıurfa'da ise 4 kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Her iki ilde de sel sularına kapılıp kayıp olanlar olduğu belirtiliyor. Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel felaketinde Şanlıurfa'da 4 kişi, Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında çocuk olduğunu bildirdi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada konteynerin suya kapılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Adıyaman'da kayıp 4 kişi ise aranıyor. Şanlıurfa valisi Salih Ayhan, kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti. Tunceli valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yatağında 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 10 kaybımızın dışında bir kayıp söz konusu değil. Birkaç günden beri uyarımız devam ediyor dedi. Soylu, dere yataklarının etraflarında her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var dedi. Şanlıurfa merkezinde bulunan Köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta bir kadınla bir çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta iki itfaiye eriyle 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilirken su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık yasa önerisiyle ilgili bazı sendikalar bugün Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı. Sendikalar bu amaçla yapılacak yasada maaş kesintisinin gönüllülük esasına bağlanması talebini yineledi. Deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık yasa önerisiyle ilgili bazı sendikalar Cumhuriyet Meclisi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türksen Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkedeki siyasi mekanizmanın hükümeti yönettiğini zannederek hareket ettiğini ve metazori bir şeyler yapmaya çalıştığını savundu. Bir senaryo yazdılar. Bu senaryoya bizi de aktörlerden biri olarak gördüler herhalde arkadaşlar. Komite kurmuşlar, bizi bir toplantıya çağırdılar. Komiteye görüşlerimizi almak için ve temiz bir sayfa açmak için. Ama maalesef temiz sayfaları yoktu. Arkadaşların yasa gücündeki kararnameyi aldılar. Olduğu gibi yasa yapmak için hazırlık yaptılar. Biz orada da söyledik. Hem biz, hem iş adamları, hem diğer sektörler dendi ki bu ülkede zorunlu maaşlardan kesinti medavradını olmaz. Gönüllülük esasına uygun olarak yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız zaten yapıyor. Yapmaya da devam etsin. Bıçaklı, hükümetin yasayı geçirerek maaşlarından kesinti istemeyenlerin başvuru yaparak bunu beyan etmesini isteyeceğini de söyledi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviç de ortak açıklamayı okuyarak hükümetin zek ve sefaya devam etmek istediğini, bu yüzden de sendikaları toplantıya çağırıp söylenenleri kale bile almadıklarını ileri sürdü. Burak Maviç, hükümetin kaynak yok diyerek kamu çalışanı ve asgari ücretlinin cebine elini sokmak istediğini savunarak kaynak sağlanmak isteniyorsa bunun yolunun maaş kesintilerinden geçmediğini anlattı.
gönüllülüğe dayalı, dayanışma ruhuna sahip, toplumsal önceliği olan, şeffaf ve hesap verebilir bir fonun yönetiminde hemfikir olduklarını da açıklayan Maviş, bunun dışındaki dayatmaları kabul etmeyeceklerini kaydetti. ...6 Şubat Adıyaman İsyas Otel. Kuzey Kıbrıs bu tarih, yer ve mekanı asla unutmayacak sayın seyirciler. Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinde ülkemizden de kayıpların olması bizleri derinden yaralarken tarifi imkansız acılar da yaşattı. Özellikle Gazi Mansur Türk Marif Koleji Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 25 kişilik kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının Adıyaman İsyas Otel enkazı altında can vermesi yaşadığımız en acı gün olarak tarihe kazındı. Şampiyon Melekler takımının her zaman bizimle yaşayacağını göstermek adına çok çeşitli projeler de ortaya kondu. İşte bu anlamlı projelerden birini de ülkemiz sanatçılarından Lütfiye Özipek hayata geçirdi. Projenin ortaya çıkmasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun katkısı oldukça büyük. Nefes almaya utanıyor insan. Uyku uyumaya utanıyor insan. Adıyaman'daki Grand İsyas Otel'de 65 kişi mezar olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen... 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinde Adıyaman İsyas Otel enkazı altında kalan Şampiyon Melekler takımı için ülkemiz sanatçılarından Lütfiye Özipek çok anlamlı bir projeye imza attı. Bir kırık gençlik hikayesi. Yok mudur sevdanın çaresi? Hasretin kızı paresi. Sezen Aksu'nun Yarası Saklım şarkısını kendi yorumuyla seslendiren ve Şampiyon Melekler takımına ithafen bir klip çeken Özipek, 6 Şubat tarihini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir kez daha unutulmaz kıldı. Günün minesi soldu, soldu. Yaralı kuşum, hazan güneşim. İşte bu klibin ortaya çıkmasında en büyük katkıyı da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sağladı. Klibe görüntü ve kurgu desteği veren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun böyle anlamlı projelere desteği devam edecek. Bir sanatçı olarak ülkemizdeki acıyı en iyi müzikle anlatabileceğini düşünen Özipek, bu projenin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Öncelikle herkese, tüm ailelere sabır dilerim. Çünkü bu yaşadığımız acının herkesin ortak payda buluşup da tarifi yok dediği taraftayım ben de. Çünkü bunun hakikaten tarifi yok. Ve böyle bir dönemde bir yorumcu olarak, bir şarkıcı, bir sanatçı olarak içimizden geçen şeyi iyi tartıp, iyi düşünüp bir anlamı olmalı diye bu yolculuğa çıktık. Çünkü yapabileceğimiz herhangi bir şeyin hiç kimsenin yarasının merhemi olmayacağını biliyorum. O yüzden de öncelikle şarkımızı yaptığımız bu çalışmayı dinleyip bizim çok fazla yanımızda olan insanların bize daha çok mutluluk verdiğini söylemek isterim. Çünkü biz bu projede evet yalnız değilim ama yalnız bu projeye çıktığımda, ilk aklıma geldiğinde yaklaşık birkaç saat ağladım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkıydı ama bu minvalde içime bu kadar acıyla düşebileceğini hiç düşünmemiştim. Özipek, klibin yayınlanmasının ardından çok güzel geri dönüşler aldığını da söyledi. Çok acı ve güzel dönüşler aldık. Hani tüm anne babalar, tüm Kıbrıs'tan özellikle. Hani çok fazla
Türkiye'ye yani üzerine gitmedik. Hani burada kalabilir evet. Bu şarkı. Evet. Bu benim daha çok yaşadığım, büyüdüğüm topraklardaki acı için yaptığım bir şarkı. Elbette Türkiye'deki acının hiçbir tarifi yok. Bizim de yok. Lütfiye Özipek, klibe, görüntü ve kurgu desteği sağlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na da teşekkür etti. Evet, Berete'den aldığımız bize seve seve görüntülerini paylaştığı için Berete'ye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için görüntüler ve kıymetli olan şey zaten görüntülerin gerçekliğiydi. Ve buradan giden muhabirlerimiz vesaire Berete bizim yanımızda oldu. O yüzden çok teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz zaten. Bir kırık gençlik hikayesi. Bir, iki, üç, sesimizin unutmayacağız, unutturmayacağız. Evet, Tabipler Birliği'nden bir heyet tıp bayramı dolayısıyla Özel Eğitim Vakfı ve Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret ederek özel gereksinimli bireylere diş sağlıklarını korumaları için yapmaları gerekenleri içeren eğitim verdi. Bu haberle noktalayacağız bültenimizi. Haberin ayrıntılarına bakalım. Tabipler Birliği'nden bir heyet tıp bayramı dolayısıyla Özel Eğitim Vakfı ve Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Özel Eğitim Vakfı Özel Başkanı Ersin Görsay etkinlikte yaptığı konuşmada özellikle diş konusunda özel gereksinimli bireylerle ilgili büyük sıkıntılar yaşadıklarını, bunların başında da tedavi süreçleri olduğunu belirtti. Görsay, özel gereksinimli bireyler için uygun ortamlara sahip diş kliniklerinin oluşturulması yönünde hazırladıkları ve daha önce Sağlık Bakanlığı'na da ilettikleri talep yazısını Tabipler Birliği temsilcilerine verdi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından görevlendirilen diş hekimleri de kamu sağlığında özellikle diş alanında çok büyük eksiklikler olduğunu ifade etti. Etkinlik çerçevesinde çocuklara diş fırçası ve diş macunu hediye eden diş hekimleri slaytlar eşliğinde diş sağlığının korunması için neler yapılması gerektiğini anlattılar. Evet, gün ortasını buradan nokta alıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Northern Ant Kıbrıs Kupası çeyrek finalik maçlarında Çaynabazar Gençlik Gücü Laptay'ı 4-0'lık sonuçla yendi. Diğer maçta Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği 2-2 berabere kaldı. Kupa çeyrek finalik maçlarında bugün Mausa Türk Gücü ile Cihangir Göçmenköy'de Küçük Kaymaklı saat 15'te karşı karşıya gelecek. Futbol severler Doktor Fazıl Küçük Stadında oynanacak Türk Gücü Cihangir karşılaşmasını BRT2'den canlı izleyebilecek. 11 takımın katılımıyla 25-26 Mart'taki maçlarla başlayacak Puma Kadınlar Ligi'nin fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Yeni sezonun teknik toplantısı da saat 17.30'da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topçan toplantı salonunda yapılacak. Basına kapalı olacak teknik toplantı sonrasında fikstür çekimine geçilecek. Puma Kadınlar Ligi'nde bu sezon Dems Construction, Mausa Spor Akademisi, Çaynabazar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Yonbaş, Dumlupınar, Merit Alsancak, Yeşilova, Doğan Türk Biri, Kurtsan 1461, İskele Trabzonspor, Taşkınköy, Binatlı, Bahadiri ve Hamitköy takımları sahada olacak. Pro Lig'de sezon Savoy Marmara Girne Amerikan Üniversitesi maçıyla başladı. Refkoşa Atatürk Spor Salonu'ndaki maçta galibiyet 65-54'lük skorla Girne Amerikan Üniversitesi'nin oldu. Girne ekibinde Hamit Çeliktaşlılar 16 sayı 8 reboundla öne çıkan isim oldu. Savoy Marmara'da ise Fırat Ceyran'ın 21 sayı 14 reboundluk performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı. Pro Lig açılışında haftanın diğer önemli karşılaşması Açılış Kupası. Şampiyonu Sezar Larnaka Gençler Birliği ile kupa finalisti Kopspor arasında bugün oynanacak.
Şampiyon Melekler U14 Kızlar Ligi'ne tek maçla devam edildi. Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor, rakibi Gazi Mausa Maraş Voleybol Okulu'nu 3-0 yendi. Diğer yandan Osman Çetintaş Büyük Kadınlar Ligi playoff yarı finalinde bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi Karpaz Geyit Marina maçı oynanacak. Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'ndaki maç saat 19'da başlayacak. Ülke Master atletlerinden Hasan Kasap, Masterler Balkan Şampiyonası kapalı salon yarışmalarında derece alacak. Kasap hafta sonunda İstanbul'da yer alacak şampiyonada 65-69 yaş grubunda 3 adım atlama, yüksek, uzun atlama ve 60 metre engelli branşlarında piste çıkacak. Organizasyon için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Master Atlet, altın madalya ve rekor hedefinde olduğunu söyledi. Hasan Kasap kapalı salon yarışlarından halen 7 Türkiye ve 1 Balkan rekorunu elinde bulunduruyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Inter de çeyrek finale yükseldi. Son 16 turu rövanşında konuk etti Almanya takımı Leipzig'i 7-0 yenen İngiltere devi Manchester City tur atlarken karşılaşmaya 5 gol atan City'nin 22 yaşındaki Norveçli santrforu Haaland damga vurdu. Haaland dev organizasyonda 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Lig son 16 turu rövanşında Porto'yla deplasmanda golsüz berabere kalan Inter ise ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını çeyrek finale yazdıran diğer ekip oldu. Bugün iki maçla devam edecek turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasında kalmayı başardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı bugün tek maçla başlıyor. Türk temsilci Medipol Başakşehir ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Belçika ekibi Gent'i konuk edecek. Başakşehir'in turu geçmesi için kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek. Turkish Airlines Euroleague 24. haftasından ertelenen maçta Türk temsilci Anadolu Efes Real Madrid'i 90-89 yendi. 14. galibiyetini alan lacivert beyazlılar playoff umutlarını sürdürdü. Diğer yandan Anadolu Efes kadrosunda görev alan tek sporcu 1 dakika 12 saniyelik süreyle Erten Gazi'ydi. NBA'de mücadele 8 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 23 sayı kazandırdığı maçta Charlotte Hornets'ı 120-104 yendi. Doğu Konferansı 4.sü Cavaliers da Hornets'a karşı 30 dakika 31 saniye sahada kalan Cedi Osman, 24 sayı, 2 rebound, 3 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sezon 44. galibiyetini alan Cavaliers da Mobley 26 sayı kaydetti. Bu arada Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 116-104 yenerek 50. galibiyete ulaştı. Toronto Raptors sahasında Denver Nuggets'ı 125-110'luk skorla geçti. Diğer maçlarda da Washington Wizards 117, Detroit Pistons 97, New Orleans Pelicans 108, Los Angeles Lakers 123, Oklahoma City Thunder 121, Brooklyn Nets 107, San Antonio Spurs 132, Orlando Magic 114, Portland Trail Blazers 107, New York Knicks 123 şeklinde sonuçlar alındı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Dün yine yer yer bereketli yağışları aldık efendim. Evet, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlar pazartesi öğlene kadar devam edecek efendim. Yer yer ve zaman zaman. Evet, alçak basınç sistemiyle oldukça nemli ve nispeten ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak Kıbrıs Adası pazartesi sabahına kadar. Evet, tabii ki güzel yağışları alıyoruz, almaya da devam edeceğiz efendim. Bugün önceleri parçalı bulutlu,
zamanla çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları. Lefkoşa, Girne ve Lefke'de 19, Güzelyurt'ta 20, Alev Kayası'nda 15, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik'te 18, Lardaka'da 19, İskele ve Gazimağusa'da 20, Limasol'da 20, Baf'ta 18 ve Trodos'ta 6 derece. Ve gecemiz yer yer hafif yağışları görmek mümkün gecemizde. Ve en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefkoşa'da 8 derece. Lefke'de 10, Girne'de 12, Alev Kayası'nda 17, Yeni Erenköy İskele'de 11, Gazimağusa'da 12, Larnaka'da 11, Limasol'da 9, Baf'ta 10 ve Trodos'ta 1 derece. Yarın yine nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan Kıbrıs'ta yer yer sağanak yağmurları göreceğiz. Ve en yüksek hava sıcaklığı bugün de yarın da mevsim normalleri civarı veyahut aza altında seyredecek. Yarın Lefke ve Güzelyurt'ta 19 derece, Girne ve Lefkoşa'da 20 derece, Alev Kayası'nda 16, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 18, İskele'de 20, Gazimağusa'da 21, Larnaka'da 22, Limasol'da ve Baf'ta 19, Trodos'ta 6 derece. Bugün rüzgarlarımız canlı. Yani bu ne demektir? 4-5 kuvvetinde bir rüzgarımız var ve 2 metrelik de dalga boyumuz var. Ve kuzey sahil ve batı sahillerde 4-5 kuzey ve batıdan, güney sahillerimizde güney ve batıdan 4 ile 5, doğu sahilimizde güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde efendim. Mutedil, dalgalı ve 2 metrelik dalga boyu efendim. Bir de Kıbrıs'ın havasını güzelce koklayalım ve diyelim ki pazartesi öğlene kadar sağanak yağmurlar yer yer ve zaman zaman devam edecek efendim. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.